أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد محترم أهل الإسلام عزيز مهمانlar السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوش geldiler Allah'a hamd olsun Yaratgan Rabbimizga shukronalarimiz bo'lsin. Sizga bizga nasib bo'layotgan yangi yilni, yangi oylarni, yangi tonglarini Allohim xayrli, barakotli qilsin. Na'matlarni kuzating. Na'matlarni tomosha qiling. Dasturxonni bitta qarang. Ana qazi, ana qartta, ana uzum, ana tarvuz. Dunyoda bundoq emas-ku. Davlatlarda urush bo'lyapti-ku. Millionlagan odamlar darbadar bo'lib qolgan-ku, minglagan odamlar vayronalarning tagida qolgan-ku. Ey Allohim, bu ne'matlaringni barchamizga ziyoda etgin. Bundan yeb ichib o'zingga shukr keltirishni barchaga nasib etgin. Soniyan Hazrat payg'ambarimizga, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga durud salovat va salomlarimiz bo'lsin. Muhterem azizler, bana bugün Jahongir aka kızları Diyora xonni, bu yoqda mana kuyovimiz Jahongir jonlarni nikoh munosabatlari bilan yozilayotgan dasturxonlarini sizu bizni taklif etib shu mo'min musulmon to'planib kelib bir duo qilsa farzandlarni degan bir maqsad bilan, niyat bilan bundoq bir go'zal dasturxonlarni yozibdilar. Allohi taborak va taolo turmush qilayotgan yoshlarini xayr bilan barakot bilan jamlab qo'ysin. Sog'liq, sog'liha farzandlarini bersin. Ofatlardan, balolardan asrab qo'ysin. Muhtaram azizlar, bugungi mavzu inshaalloh Alloh nasib qilsa Alam nashrah laka surasini bir tafsiridan eshitaylik. Aynan shu surani shu joyda aytayotganligimizni, maqsadu sabablarimizni nutqimizni ketida bayon etishni harakatida qilamiz. Allah tebarek ve teala barchamizni rohi rostga boshlasin. Demek Alam nashrah laka surasining tafsiridan, ma'nolaridan İsmail Haqqi hazratlarini Ruhul Bayon kitobi asosida aytamiz. Allohim barchamizni rohi rostga boshlasin. E'tiqod o'z kanali. Qur'oni Karimda 114 ta sura bordir. Ma'lumingiz kim? Şu 114'te sureden bittesi Alam nashrah laka deb başlanadigan suredir. Bu sureyi mübarek Kur'an-ı Kerim'nin ahirgi 30. kısmıda 30. parasıda joylashgandir. Kızık. Namazda kıraat kılıyetken İmam Hazret kıraatları için Kur'an'ın mufassilat kısmından okşuları gerek. Şu adaptır. Mufassilat degeni bölüm degeni. Kıska degeni. Bu sureyi hucurattan başlanadı. Kur'an-ı Kerim'de hucurat degen sure var. Haneler deyip tercüme kılınken. Ta hucurattan. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله deyip başlanadı. Ta ahırı kul a'udhu bi rabbin nas geçe. Mana şunun ortasını mufassilat deydi. Şimdi mesele. Hoş. Damla bizi imamımız ertelep Bamdat'ta Bakara suresinden okuydular. Ali İmran suresinden okuydular. Ne mi? Bizim namazımız namaz mı? Cevap ne işte?
İmam Hazret eğer Sure-i Bakara'dan okuyetken buseler, katta katta surelerden okuyetken buseler, Bamdat'ta, Hutan'ta, o namaz elbette namaz sablanadı. Lekin kıraatta adabsızlık kılınyetken buledi. Kıraatta, imamçilikte adabsızlık kılınyetken buledi. Birinciden. Birinciden bu sure-i mübarekler kıska kıskadır. İkinciden. Bu sure-i mübarekler mümin Müslümanga melal keltirmeydi. Melal keltirmeydi. Ö biraderler melal ham haramdır. Eşkemiz arağını haramligini, eşkemiz zinanı haramligini, yalganını haramligini bilip koysun melal ham haramdır. Abdullah ibni Mas'ud eytediler. Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin aldılarga bir arabi geldi dedi. Ey Allah'ın Resulü, men cemaatke çıkmayı koydum, cemaat namazlarga çıkmayı koydum. Bu ciddi gel bu. Nege çıkmaysan cemaat namazlarga çıkmayı koydun, deseler arabi dedi. Ey Allah'ın Resulü, bizi imamımız Sure-i Bakara'dan, Sure-i Ali İmran'dan kıraat kılediler dedi. Katta surelerini namına etti. Abdullah ibn Mas'ud eytediler. Bir peyit peygamberimizin mübarek yüzleri özgerdi. Kızarıp burtup gittiler. Bildik Hazreti Cenabımızda gazap kozgal kendiliğini. Bizge karar. Ey Müslümanların cemaası, sizlerden kaybiriniz imamlikke utsanız bas kıska oksun. Çünkü arkası da hacet egeleri vardır degelerini keltirgediler. Braderler bizge okşayken yaş yelen tura uğradı. 10 minitem, yarım saatem, bir saatem. Lekin yaş kette kariyeler var. Hacet egeleri var. Ularga bir sekund ham ağırlık kılışı mümkün. Şunun için şu tamamından okular eken Kur'an'ını. Bu bir, ikinciden. Malumunuz ki Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kegin peygamber kemeydi. Ahir zaman peygamberidirler. Kur'an-ı Kerim ahirgi mukaddes kitaptır. Başka kitap nazil bulmaydı. Onu hemen biledi, hemen eşitken. Kitabı da eğitken bunu. Üçüncüden en muhum muhum vakiyeler mümin Müslümanlarının en ciddi ciddi muammaları mana şu kichkina surelerini içi de yeçilgen. Kızı da bu. Kattarak surelerde gapirse bu meydi mi bunu? Aynen o şey kichkina surelerde mümin Müslümanlarının muammaları yeçilgen o şey ayetlerini eşitin. Allah'ım eytedi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Elem neşrah leke sadrak. Ey Allah'ın Resulü, biz köksünüzü yormadık mı? Sure-i Mübarek Mekke'de nazil bulgen iken, 8 ayetten ibaret iken, Abdullah ibn Abbas'ın fikirlerine karagen de bu Medine'de nazil bulgen. Herhalde. Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah tebarek ve ta'ala islet yaptı. Biz koksingizni yormadık mı? Anas ibn Malik eytediler. Yoshlik devrim edi. Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin huzurlarda yonlarda yürer edim. Bir günü kün ısıp gettiyo Resulullah kiyimlerini özgertirmakçı buldular. Üstülerdeki çekmellerini çeştiler. Kiyimlerini yeçtiler. Tahminen kitapta yazılışça mene şu çap boyunlarını tegiden degen kindikleri tamam çözülgen çandıkını kurdum. Peygamberimiz yeçingellerde Anas ibn-i Malik korkturttular. Karasalar Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin boyunlarını tegiden çap tamamından ta kindikleri geçe çandık kurdum. Ya Resulallah bu çandık nimesi? Peygamberimiz cevap verdiler şu mezmurlarına. Bolalik devrim idi. Onamız Halime Sadiyye'ni karamağlarda idim. Halime Sadiyye degenleri hazırgi Makka şehrini 70 kilometr şimal rağ tamamında Taif degen joy var. Şu Taif'te Benu Sa'd degen kavm var.
Banu Sa'd hozir ham bor, bu qabilani oti. Mana shu Banu Sa'addagi Halima onamizni payg'ambarimiz emgan ekanlar. O'sha davrlarni aytibdilar. İki kişi kelib bahaybat oq libos kiygan nurlik odamlar kelishdi. Qo'limdan tutib tog'ni ettagiga olib borishdi. Yotkizib ko'ksimni yorishdi. Yuragimni chiqarishdi. Yuragimdan qora narsani ko'rsatib, "Ey Rasululloh, bu shaytonning nasibasi bo'ladi" deb olib tashladilar. Gaplarni qarang. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha 5 yashar, 6 yashar bo'lgan paytlarda Alloh taborak va taoloning farmoni bilan farishtalar Jabroil alayhissalom kelib, payg'ambarimizning yuraklarini chiqarib, undan shaytonning nasibasini olib tashlabdilar. Ana shuni shirami ekan, ana shuni chandig'i ekan. Ketini eshting. Ey Allohning rasuli, biz sizni ko'ksingizni yormadikmi? Sizdan og'irlikni qadanki bizroq. Sizdan og'irlikni olib tashlamadikmi? Chunki u og'irlik, u yuk sizni bosib yotar edi. Ana endi sharhini eshting. Mana shu yerda vizir degan so'zini ishlatgan Qur'onda. Wa anqada alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Vizir, sizdan og'irlikni olib tashlamadikmi? Og'irlik, og'irlik hasad ekan. Birovni ko'ra olmaslik og'ir ekan. Og'irlik gina qudrat ekan. Hafsanimi dedi-ku, Hafsanimi. Shu og'irlik ekan. Og'irlik, og'irlik butun iflos fikrlar, yovuzliklar hammasi og'ir ekan. Ey Allohning rasuli, ichingizdan shu narsani biz olib tashlamasak, u sizni bosib yotar edi. Shaytonning hizzi, shaytonning nasibasi payg'ambarimizdan olib tashlangan ekan. Mana shu joyni da fikringizni ushlab turing. Muhtaram azizlar, shunaqa voqea ko'payib ketganki, palonchining ichiga jin kiribdi, jin chiqibdi. Xo'p, jinni chiqaradigan qorilar kelib o'qishdi, jinlar bilan gaplashibdi, chiqib ketibdi musulmon. Mana shunaqa gaplar. Endi oldingizda o'tirgan hojibolardan bitta so'rang. "Ey hojiba, otaxon, ota-buvani davrida ham odamning ichiga jin kirarmi deding?" Bu yaqindan chiqdi bu. O'zi umuman odamni ichiga jin kiradimi yo'qmi? Birodarlar, javobni eshiting. Odamni ichiga jin kirib chiqish u narsalar yo'q. Odamni ichiga jin shayton kirib bo'lgan. U aniqroq joylashtirilgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ichlaridan u narsa olib tashalgan ekan. Hadislarda e'tiqod o'z kanali. Qalu ya Rasululloh, inna najidu fi anfusina shay'an ما نحبه أن نتكلم به وأن لنا طلعت عليه الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجدتم ذلك؟ قالوا نعم فقال ذاك صريخ الإيمان Peygamberimizga sahabalar dediler Ey Allah'ın Resulü bizi içimizge şunaka gepler geliyordu Bu bizi geplerimiz mez bu Yer yüzüdeki kıyaş şüp turgan boyliklarni qo'limizga tutkazsalar agar shu gaplarni gapirishni biz xohlamaymiz payg'ambarimiz shuni topdinglarmi o'rgandinglarmi o'rgandik ya Rasululloh unda iymonning nurini topsizlar iymonning charog'ini topsizlar deganlarni Imom Buxoriy keltiryaptilar birodarlar sahobalarda ham bo'lgan ekan vasvas hozir ham bor ekan vasvas U vasvas shunaqangi bir rasvo narsa ekanki Qur'onida aytadi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril vasvasil xannas. Ayting ey Allohning rasuli ayting. Insonlarning Robbisidan panoh so'rayman, unga sig'inaman, undan yordam so'rayman deb ayting.
Ayting ey Allah'ning Rasulü, mu'minlarim aytsinlar. İnsonlarning podshohiga sig'inaman deb ayting. Ayting ey Allah'ning Rasulü, mu'min musulmonlar shundoq deb aytsinlar. İnsonlarning ilohiga sig'inaman, undan panoh so'rayman. İnsonlarning Robbisiga sig'inaman. İnsonlarning podshohiga sig'inaman. İnsonlarning ilohiga sig'inaman. Üçte katta sıfatını aytib turib, nimadan sig'inaman? Nimadan panoh so'rayman? Min sharril vasvasil xannos. Xannos atalmış şeytanlar vasvas qilishlaridan. Birodarlar, bu surada aytilyaptiki, ey Allohning payg'ambari, biz sizni ko'ksingizni yormadikmi? Undan og'irlikni olib tashlamadikmi? Sizni u og'irlik bosib yotar edi. Birodarlar, hayotdagi janjallar, hayotdagi iflosliklar, hamma narsalar vasvasga borib taqalar ekan. Vasvasga taqalar ekan. Ketida aytadi. Va rafa'na laka zikrak. Ey Allohning rasuli, biz sizni nomingizni ko'tarib qo'ydik. Abadul abadiyatda sizni hurmatingizni baland qilib qo'ydik. Ya Alloh, payg'ambarimizni yer yuziga kelib yashab o'tib ketganlarga qariyb 1,5 ming yil bo'ldi. Birodarlar, mana payg'ambarimizni gapirib o'tiribmiz. Dunyoni nariga bir chetida, qaysidir bir orollarda, qaysidir bir mu'min mumkin hozir shu paytda payg'ambarimizni kitobda o'qiyotgandir. Rasulullohning ravzalarida payg'ambarimizni qabrlari, ravzalarida minglagan odamlar ziyorat qiladi. Nega unaqa? Shuncha payg'ambarlar o'tgan edi-ku, shuncha aziz avliyolar, shuncha podshohlar o'tgan edi-ku. Alloh taborak va taolo payg'ambarimizni hurmatlarini, maqomlarini yuksakka chiqarganini aytmoqda ketida. Va biling, shuning, albatta og'irlikdan keyin yengillik kelur. Albatta og'irlikdan keyin yengillik kelur. Deyarlik bitta ma'no ikki marta qaytarilyapti. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Mana shunisini eshiting. Muhtaram azizlar. Hozirgi dunyoni, hozirgi zamonani yashayotgan jamiyatimizni kuzatsangiz, har ikkinchi, uchinchi xonadonda janjal, to'rtinchisida janjal, beshinchisi ajrashyapti. Har beshinchi oila ajrashyapti. Buni sir saqlash hojati yo'q, bu hech kimga sir emas, hamma bilyapti, bu statistik ma'lumotlarda kelyapti bu. Nima deb o'ylading, mu'min? Musulmon nima deb o'ylading? Hayotda turistga o'xshayman, hamma joyda o'ynab, kulib, ashnaqa yuraman. Unaqa bo'lishi mumkin emas ekan. Hayotda qiyinchilik muqarrar ekan. Tashvishlar bor ekan. U aniq ekan. Hech bir tashvishsiz ro'zg'or bo'lmagan ekan. Nima demoqchimiz? Bu o'g'lon qizlarga bundan ta'lim bermaymizmi? Ey bolam, sabrlik bo'ling bolam. Chidamlik bo'ling bolam. Albatta qiyinchilik bo'ladi va bilib qo'ying, qiyinchilikdan keyin yengillik bo'ladi. Endi ikki marta qaytarilishining sababini eshiting. Ikki marta qiyinchilikdan keyin osonchilik bo'ladi deb takror qilinishining sababi, birinchidan, Alloh taborak va taolo bandasiga bitta qiyinchilikni bersa, ketidan ikkita yaxshilikni berar ekan. Ikkinchidan, hayotda insonni, mu'min musulmonni hayotida bir marta qiyinchilikka uchrab qolsa, ikki marta yaxshilikka uchrar ekan. Sahobalar aytadilar. Sahobalar uylanadilarmi? Sahobalar qo'y qo'zi mol davlatga erishib qoladilarmi? Shunaqa bir xursandchilik paytida ma'yus tortib qolishar ekan bir-birlaridan. Voy palonchi, ha nega bunaqa kayfiyating yo'q? Ha uylanyapsan-ku, o'g'lingni uylantiryapsan-ku, qizingni uzatyapsan-ku, uyingda xursandchilik-ku, shuncha ne'mat beribdi-ku Allohim, nega bunaqa shashting pas? Ikkinchi sahoba javob beryapti. Ey birodarlar, Allohga shukr bu ne'matni berilayotganiga. Lekin qandoq qilay? Shunaqa ne'mat berilgandan keyin
qiyinchiliklar oldimga kelib qolishi mumkin, shundan qo'rqib turibman deyshar ekan. Va aksa ham boshlariga musibat tushsa bir tabassum qilib qo'yishar ekan. Voy palonchi, boshingga musibat tushib yotibdi-yu, namuncha kulasan, nega tabassum qilasan? Javobni eshiting. Ha birodarlar, Alloh taborak va taolo albatta qiyinchilikdan keyin yengillik bo'ladi degan. Albatta bu qiyinchiligimdan keyin yengillik kelishi menga muqarrardir. Shundan so'yinyapman. Mana unaqa tarbiyalash kerak ekan mu'minlarni, musulmonlarni. Va oxirda aytadi. Fa'iza faragta fansab va ila robbika farghab. Ey Allohning rasuli, bir ibodatdan qo'lingiz bo'shasa ikkinchisiga kirishing. İkinci ibadetten kolingiz boşasa üçüncüsüge kirşin. Ve Rabbinizge mumullarını, Müslümanlarını tergib edin. Ha azlar, namaz okup bosek zikir kileylik eken. Zikir kılıp bosek sadaka kileylik eken. Sadaka kisek onu kileylik eken. Hullas hayatta yakşilikini kılıp yaşaşını adat kileylik eken. Bana şuna gebler var kitapta. Mana shunaqa mazmunlar bor kitobda. Endi maqsadimizni, asosiy g'oyamizni eshiting, muhtaram azizlar. Mo'min musulmonlarimiz farzandlarimizni ta'limi, tarbiyasi borasida unutmasinlar ekanki, odamning ichida jin shayton bor ekan. U narsa kuchayib ketsa, odamga ancha mushkullar, yomon kunlarni keltirar ekan. Shuning uchun farzandlarimizga qul a'udhu bi robbil falaqni, qul a'udhu bi robbin nosni ta'lim beraylagan ekan. Shuning uchun o'zlariga oyatlar o'qib damlar solishni odat qilsinlar ekan. Kitoblarda hazrat sahobiylar aytadilar. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shom paytida bolalarini ko'chaga chiqarishdan shunchalar qaytardilarki, Shom bo'ladigan bo'lsa biz bolalarimizni quchoqlab o'tirar edik degan hadislarni keltirganlar. Ey, uzatyapsizmi? Ertaga uylanadiganmi? Ey, shom paytida ko'chaga chiqarmang buni, shom paytida. Hamma balolar o'shandan boshlanadi. Bu bir ikkinchisi. Abu Hamid G'azzoliy aytadilar. Inson g'usl olayotganida g'usl qilayotgan joyiga peshob qilib Allah namiga qasam ki ul bende vasvasdan hecham kutulmaydi degen ekeller. Şarkı. Uz kanalı. Düş peyti de çömülüyetken peytimizde kıstap baladı. Ojanı koyvarıp bulmaz eken. Vasvas ojandan başlanır eken. Hulasa çünkü mene şu adablarga raya kılaylik eken ve bileylik eken ki dünyada qiyinchilikler dünyada muammolar muqarrar ekan va bilaylik ekanki ana shu muammolardan keyin ana shu og'irchilikdan keyin yengillik albatta kelar ekan. Allohim yoshlarimizni baxtini bergin, saodatini bergin, mehrini, muhabbatini bergin, ahillik, inoqlik bergin, shaytonlardan, vasvoslardan, xannoslardan o'zing asrab qo'ygin. Bularga sog'liq, solihah farzandlarni bergin. Sizga bizga mana shuncha odam duo qilamiz deb keldik. Alloh taborak va taolo kelgan mu'minlar, musulmon mehmonlarimizga barchamizga yaxshi to'ylarni nasib etgin. Muhtaram azizlar, Qur'oni Karimdan qori domlam tilovat qilib bersalar, duolarni aytib, jamoatga ruxsatlarini qilib qo'ysak, ana oshlarni yeb bo'lib bir-birimizni poylamasak, kutmasak, malolliklar yetmasa Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. E'tiqod uz kanali